Gitme. Tamam, gitmiyorum. Bu sefer sana bak. Yardım edin. Seyde yok mu? Ne oldu? Nesi var? Bilmiyorum. Hemen içeri alalım hastayı. Bundan içmiş galiba. Önce gayet iyiydi, oturuyordu. Sonra birden devrildi. Siz şurada bekleyin. Delikanlı, hastanın yakını sen misin? Hayır. Sen getirmedin mi buraya? Ha, ya ben getirdim de tanımıyorum. Biz aynı otobüste İzmir'e gidiyorduk. Kötü olunca yardımcı oldum. Tamam, bir ifaden alalım senin. İfade mi? Ya ben her şeyi anlattım zaten. İntihar vakası olduğu için yazılı ifaden lazım. Arkadaşının durumu iyi. Midesini yıkadık, yatıyor şimdi. Yarına kadar gözlem altında tutmamız gerekiyor. Yarın öğle saatlerinde taburcu ederiz. Tamam, sağ olun. Günaydın canım. Günaydın. Oo, hiçbir şey yoktu. Nereden çıktı bunlar? Çıkıp aldık herhalde. Vallahi böyle kahvaltı hazırlayacağını bilseydim daha önceden giderdim. Konuya girme istersen. Tamam. Şaka yaptım ya. Yapma. Tamam canım, ya asma yüzünü. Asarım. Söz vermiştim. Baloya gelecektim benimle. Böyle Süpermen gibi gelecektim uçarak. Ya şey oldu. Ne oldu? Hava muhalefeti yüzünden uçuşlar iptal oldu. Sen daha geç dalga. Aslı. Ne? Tamam ya, özür dilerim. Yapma ama böyle Aslı. Ben bir yüzümü yıkayayım. Duygu. Nerede kaldın yine? Trafik vardı biraz. Neyse ne, geç çabuk. Lerzan Hanım geliyor, toparlanın.
Ne oluyor ya? Sakın konuşma, Lerzan Hanım geliyor. Hoş geldiniz Lerzan Hanım. Duygu'ya söyle, Reba'dan gelen örnekleri hazırlasın hemen. Katalogları çıkarın. Dergiyi aldınız mı? Masanızda efendim. Ebru. Canım. Ne oldu kızıma? Bir şişeyle içmiş. Nereden tanıyorsun kızımı sen? Ben otobüste yanımda oturuyordu. Telefonla konuşuyordu. Sonra bilmiyorum, bir anda yere düştü. Refik Bey, kızımın durumu nasıl? Gayet iyi. Midesini yıkadık. Şimdi uyanmasını bekliyoruz. Arkadaş tam zamanında yetiştirmiş hastaneye. Biraz geç kalsalardı işimiz zordu. Aslında sana çok kızdım biliyor musun? Ama bir yandan da gitmen iyi oldu. Nasıl yani? Sen beni orada öyle bırakıp gitmeseydin, ben hala İzmir'de kendi kendime debeleniyor olacaktım. Evden okula, okuldan eve. Gerçi artık okulda yok ama sen gidince kendimi o kadar kötü hissettim ki. O yüzden mi geldin peşimden? Hayır. Seni sevdiğim için geldim. Seni kaybetmek istemediğim için. Hiç umudum yoktu ama biliyor musun? Dedim ki gitti. Çekip gitti, yapacak hiçbir şey yok. Artık seni hiç yalnız bırakmayacağım. İzmir'e gidince de gelip gideceğim. Efendim? Aslı'cığım burada kalamazsın. Okulun orada, hocaların orada. Sana orada bir kurs ayarlayacaklar. Ayarladılar zaten. Güven Bey'in istemedim. Ya ben artık buradayım, hiçbir yere gitmeyeceğim. Yarım gün bir iş bulacağım. Sonrasında zaten sınava hazırlanacağım. Canım ehliyet sınavına girmiyorsun. TUS'a giriyorsun. Ben bir sürü insan tanıyorum. Hem çalışan, hem sınava hazırlanan. Hem sen beni düşüneceğin, önce kendini düşün. Ben klinikte bir iş bulur çalışırım. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ben de bugün yarın bakacağım bir şeyler. Önce fazla bakma. İlk bulduğun işe de gir. Sonra acayip acayip işlere kalkışıyorsun. Acayip acayip iş derken... Acayip acayip işlere kalkışıyorsun. Peki vermiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.